Evet arkadaşlar, kameramızı da açalım. Herkese merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Nasıldı sınavlar? Anlatın bakalım. İyiydi Söylediğimiz gibi hocam. Güzel, normal. Fena değil. Güzeldi hocam. Söylediğimiz gibi sorduk mu sınavda? Evet. Aynen. Evet, aynen. Demek ki ters köşe yapmıyormuştu, değil mi? Aynen. Teknik bir sorun yaşadığınız sınav oldu mu hiç? Bu inkılap tarihi ben de falan biraz hocam. Sıkıntılıydı galiba. Ben de sorun yaşamadım. Hocam ben yaşadım ya, elektrikler gitti. Ne oldu sonra, bitirebildin mi sınavı? Sınavın 5 sorusunu yapmıştım. Sonra bakıyordum elektrikler gitti. Telefondan bağlandım. Sürem yetmedi. 3 dakikada sınav yaptım ve sınav puanım 25. Çok kötü bir sınav oldu benim için. Sonuçlandırdı yapmasaydın. Keşke de sınava girmedi gözükseydin. Ya aslında gönderdim. Sınav süresini geçmişti. Gitmeyeceğini sandım ama gitmiş. Sınavlar açıklandı. Üzüldüm. Bayağı üzüldüm hem de. Ama yani... Hangi ders? İnkılap. Anladım. Yani öyle zamanlarda işte gönder yapmasanız aslında mazeretine girerdin ama olsun, bir şey olmaz. Geçersin yani inkılaptan. İnşallah. Geçmesen de çok fazla bir AKTS'i olan bir ders değil zaten. Aynen. Seneye de versen çok da sıkıntı değil yani. Yani mazerete girecek arkadaşlar varsa içinizde, muhtemelen hepsini yine vizelerle aynı gün ve saatte yapmaya çalışacağız. Yani işte çarşamba günü saat 1'de ise işte hastalıklar bilgisi ya da işte anatomi sınavı, mazeretlerin başladığı hafta da çarşamba günü saat 1'de denk getirmeye çalışacağız. Sadece inkılap tarihi, Türk dili ve İngilizcenin mazeretlerine biz karar veremiyoruz. Onları bölümlerden hocalar bize döndüğünde, haber verdiğinde biz de size haber veriyor olacağız. Arkadaşlar sınav notları ile ilgili özellikle kimdi o arkadaş? Bizim Ceyhun'du değil mi? Ceyhun çok meraklı. WhatsApp'ta bile bir şey konuşuyoruz. Sınav notlarını soruyor. Buraya da yazmış aralığın birinde sınavlar ne zaman açıklanacak diye. En geç, hemen bakarak söyleyeyim, tarihi yanlış söylemeyeyim de, 17 Aralık Perşembe günü en geç sisteme girilmiş olacak arkadaşlar vize notlarınız. Yani 17 Aralık'a kadar hocalarınıza sormasanız da olur. 17 Aralık'a kadar süreleri var sınavları girmek için. Bunu da size söylemiş olayım. Benim sınavımda klasiklere bakmadım ama testlerde şöyle söyleyebilirim. 50 üzerinden konuşacak olursak birkaç tane 30-35 var. Onun dışında 40-45-50. Yani en fazla yanlış yapan 4 soru yanlış yapmış 10 sorudan. O da 1 ya da 2 kişi galiba. Genelde 1 ya da 2 yanlış var. O da oluyor. Yani oluyor. O sorular çok kolay olunca aslında yanlış daha da çok olabiliyor. Gaza geliyorsunuz. Aa çok kolaymış deyip çok okumadan ya da düşünmeden cevaplayabiliyorsunuz. O yüzden klasiklere bakmayın hocam. Yani klasiklere bakacağız. Bu hafta sonu muhtemelen klasikleri okurum diye düşünüyorum. Söyle. Anatomide bir soru vardı. Ben o sorunun cevabını çok merak ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde gaz alışverişi yapılır diyordu. Bronşiyeller miydi yoksa alveol kesecikleri miydi? Alveol kesecikleriydi değil mi? Aynen evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi dur bakayım, açılırsa hatta. Şimdi arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi midenin bölümlerinden değildir diyor mesela. Bunda hemfikir miyiz sorunun cevabında? Hı? Yanıtlara geliyoruz. Şimdi anatomi nedir? Kısaca açıklayınız. Bunu geçiyorum. Duyu organlarını yapamayan var mı içinizde?
İrem el kaldırıyorsun. Sen yapamadın mı duyu organlarını? İremcim. İrem el kaldırdığını farkında değil. Bu arada benim sesim geliyor mu? Emir? Evet hocam, geliyor sesiniz. Tamam. Duyuyor hocam da İrem az önce siz soruları başlamadan önce el kaldırmıştı. Büyük bir ihtimalle sonra bir yere falan gitti herhalde, bilmiyorum. Yani birkaç dakikadır kaldırıyor. Tamam. Şimdi sorulara bakalım mesela anatomide. Aşağıdakilerden hangisi midenin bölümlerinden değildir? Arkadaşlar. Hiç şıkları okumadan hatırlayan var mı sorunun cevabını? Hocam karaciğer mi? Hocam duodenum değil miydi? Evet aynen, duodenumdu. Ay başka bir soruya gelmişim. Evet mesela duodenumdu bu sorunun cevabı ama 3 tane arkadaşımız gövde, bir tane arkadaşımız da pilorik bölgeyi işaretlemiş mesela. Bu şekilde bu istatistikle görebiliyoruz soruların cevaplarını. Mesela aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde gaz alışverişi yapılan yapılardandır? A. Soluk borusu, B. Bronşlar, C. Alveol keseleri, D. Larenks, E. Tonsiller. Hangisi arkadaşlar gaz alışverişinin yapıldığı yerde? Alveol kesecikler hocam. Evet. Aynen ama 6 tane arkadaşımız bronşlar, bir tane arkadaşımız da larenks işaretlemiş mesela burada. İşte ventilasyon, inspirasyon, ekspirasyon bunları zaten biliyoruz değil mi? Evet, akciğer havalanması. Aynen. Mesela bir arkadaşımız şöyle cevap vermiş. Kapalı bir yerdeki hava veya gazın temizlenmesi. Nasıl? Düşün, cevapların biri bu. Kapalı bir yerdeki hava veya gazın temizlenmesi demiş. Yani böyle değişik cevaplarımız da var. Büyük besin moleküllerinin sindirim kanalında mekanik ve kimyasal olarak daha küçük partiküllere ayrılması tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? Sindirim. A. Emilim, B. Parçalanma, C. Sindirim, D. Midede hazım etme, E. Besinleri parçalama. Midede hazım etmeyi ben kendim uydurdum. Ama bunu işaretleyen iki tane arkadaşımız var sınavda. Doğru cevap sindirim. Bir tane parçalanma diyen arkadaşımız var. İki tane de emilim diyen arkadaşımız var. Yani ben emilim daha fazla olabilir diye düşünüyordum ama midede hazım etmeyi işaretlemeleri de biraz garip yani, anladın, anlıyor musunuz? Mesela en çok doğru cevap verilen sorulardan biri bu. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı olan yapılardan biridir? Bu kimin sorusu? Benim hocam. Emir'in sorusu o. Ya aynen, aynen. Karaciğer, 70 kişi karaciğer demiş. Bir kişi ağız, bir kişi de mide demiş. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda yer almaz? Kalp göğüs boşluğunda yer almaz diyen bir arkadaşımız var. Soluk borusu göğüs boşluğunda yer almaz diyen bir arkadaşımız var. Yemek borusu göğüs boşluğunda yer almaz diyen bir arkadaşımız var. Mide göğüs boşluğunda yer almaz diyen 67 arkadaşımız var. Bir tane de akciğerler diyen var. Bunu gerçekten takdir ediyorum mesela. Göğüs boşluğunun %70'i akciğerlerle kaplı zaten. Ama bir arkadaşımız akciğerler yer almaz demiş. Mesela onu takdir ediyorum. Gerçekten anıyorum onu sevgiyle. Anatomi fizyoloji bu şekilde. Şimdi gelelim toplam kalite stratejilerine. Hayda, dur bakalım. Bakıyoruz şimdi bir daha. Şimdi aşağıdakilerden hangisi müşterinin özelliklerinden değildir? A. Müşteri nazlıdır. B. Değişkendir. C. Sadıktır. D. Sürekli istekte bulunandır. E. Memnun edilmesi gerekendir. Müşteri sadıktır. Ne? Müşteri sadıktır. Sadıktır. Evet. Nazlıdır diyen 3 arkadaşımız var. Onun dışında 69 kişi müşteri sadıktır demiş. Evet, müşteri sadık değildir çünkü arkadaşlar. Müşteri işine neresi gelirse, çıkarlarına neresi daha uygunsa orayı tercih eder.
Hocam bunu tekrar yaparken de söylemiştiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Mal ve hizmet sunan herhangi bir kişi, bölüm veya kurumdur tanımı. Aşağıdakilerin hangisidir? Burada müşteri kimse cevap vermemiş zaten. Tedarikçi 67 kişi. İç müşteri 0, dış müşteri 0, kalite birimi 5. Kalite birimini hala konu çözemedim ama muhtemelen birisi yaptı. Diğerleri de ondan yaptığı için 5 kişi burada biraz fazla olmuş. Evet, mal ve hizmet sunan herhangi bir kişi, bölüm veya kurumdur arkadaşlar. Tedarikçinin tanımı. Tedarikçi. Aynen, 67'si doğru cevap vermiş buna. Burada mesela çok değişik şıklar var. Biraz burada düşmüş. Ve ben bunu üstüne basa basa söylemiştim bu soruyu aslında defalarca. Kuruluşun performansını geliştirmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Lider. İnsan. Müşteri, insan. Yönetici, hocam, lider. İnsan. İnsan, patron. İnsan hocam. Ben bunu defalarca insandır dedim değil mi size? Yani defalarca en önemli faktör insandır dedim ama müşteriyi 3 kişi işaretlemiş, yöneticiyi 5 kişi, lideri 6 kişi işaretlemiş. 58 kişi de insandır demiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin getirilerinden değildir? Yani kalitenin getirilerinden değilse işletme için olumsuz bir tanım olması gerekiyordu değil mi? Öyle anlatmıştım size. Hani kalitesizliğin getirisi ise, kalitenin getirisi ise nasıl olacağı ile ilgili biri olumlu biri olumsuz anlamlar taşır diye söylemiştim size. Şimdi müşteri memnuniyetinin artması kalitenin getirilerinden biri olabilir mi? Evet. Evet. Olamaz. Kalitenin getirilerinden olur aynen. Peki maliyetlerin artması kalitenin getirilerinden biri olabilir mi? Hayır. Hayır hocam. Evet, 60 kişi de hayır demiş zaten. Fakat bir 5 kişi yüksek rekabet gücü demiş. Bir 4 kişi çalışan memnuniyetinin artması demiş. Hani çalışan memnuniyetinin artması nasıl kalitenin getirilerinden biri olmaz? Tabii ki de olur. Kârın artması demiş iki arkadaşımız da ama 60 kişi maliyetlerin artması diyerek buna doğru cevap vermiş. Burada bu soruya herkes doğru cevap vermiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalitesizliğin getirilerinden değildir demişiz. Yüksek rekabet gücü cevabının 72 kişi de 72 doğru cevap vermiş. Burada biraz kafanız karışmış. Ürünün müşteriye tesliminden önce üretim kuruluşunun belirlenen kalite düzeyine ulaşamamadaki başarısızlığın maliyetidir tanımı. Maliyet türlerinden hangisinin tanımıdır? Şimdi ürünün müşteriye tesliminden önce olduğuna göre iç mi olur, dış mı olur? İç, başarısızlık olur. Aynen, evet. Aynen öyle. Çünkü daha ürün müşteriye teslim edilmeden önce firma içinde yapılan testlerde başarısız bulunmuş değil mi? 58 tane arkadaşımız da bu şekilde düşünmüş. İç başarısızlık maliyeti demiş. 6 tane arkadaşımız üretim sonrası başarısızlık maliyeti demiş. Ölçme ve değerlendirme maliyeti diyen 6 tane var. Dış başarısızlık maliyeti diyen de 2 tane var. Bu da çok yanlış cevap verilen sorulardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden değildir demişiz. Arkadaşlar toplam kalite yönetiminden bahsediyorsak tek bir kişinin karar verdiği bir tarzdan bahsediyor olabilir miyiz? Yani karar vermede hayır hocam. Olamayız değil mi? Karar vermede patronun yetkisi diye bir şık vardı. 66 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Sürekli iyileştirme demiş bir kişi. Karar vermede gerçekçi yaklaşım demiş bir kişi. Çalışanların katılımı demiş 2 kişi. Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri demiş 2 kişi. Ama 66 tane arkadaşımız karar vermede patronun yetkisi diyerek doğru cevap vermiş. Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirme ya da bu amaçları değiştirmek için yeni bir yapı ve yöntem başlatandır. Bu kim arkadaşlar? Lider. Aynen. Aynen, bu sorunun cevabı lider. 6 kişi yönetici demiş, 2 kişi firma sahibi demiş, 2 kişi de insan kaynakları yöneticisi demiş. Bu insan kaynakları yöneticisi diyen arkadaşlara saygı duyuyorum. Çünkü dersin hiçbir alanında, dersin hiçbir noktasında
insan kaynakları yöneticisiyle ilgili bir tanım ya da konuşma yapmadık değil mi? Hani derse girmenin önemini anlıyor musunuz şimdi? Yani derse girmenin kaynakları, bak yönetici yanlışlıkla işaretleyebilir. Ama firma sahibi ya da insan kaynakları yöneticisini işaretlemez derse giren arkadaşım. Çünkü biz bu kriterdeki insanlardan zaten konuşmadık. Kalite işte tanımlarını sorduk. Ne? Söz konusu bile olmadı hocam. Aynen öyle. Ama çocuk hiç derse girmediyse bunu biliyor mu? Tabii ki de. Kurum veya kuruluşların ürettiği mal ve hizmetleri kullanan veya tüketen kişilerdir tanımı. Aşağıdakilerden hangisine aittir? Arkadaşlar, ürettiği mal ve hizmetleri kullanan veya tüketen kişilerdir. İç müşteri olabilir mi? Hayır hocam, dış müşteri. Olamaz. Hani üretilmiş ve artık kullanıyor değil mi dışarıda? İç müşteriyi 13 arkadaşımız işaretlemiş. 3 arkadaşımız satış temsilcisini işaretlemiş. 56 tane arkadaşımız da dış müşteriyi işaretlemiş. ISO 9001:2000 4 ana bölümde yeniden yapılanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu 4 ana bölümden biri değildir? 65 arkadaşım üretimin denetlenmesi demiş. 4 arkadaşım kaynak yönetimi demiş. 1 arkadaşım yönetim sorumluluğu. 2 arkadaşım da ürün gerçekleştirme demiş. Tabii ki de bu sorunun cevabı da üretimin denetlenmesiydi. Yönetici ve liderin özelliklerinden 3'er tane yazınız demiştik. Bir de arkadaşlar burada soruları cevapladığınızdan emin olmadan sınavı bitirmeyiniz sorusu neden var biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarınız sınavı sonlandırmayı unutabiliyormuş. Orada bir gönderme, sınavı sonlandır mı ne bir buton varmış galiba. Sınavın sonunda. Sırf onu tıklamayı unutmayın diye bu soruyu koydum sınavın sonuna. Bunun bir puanı yok aslında. Ayrıca bu soruyu cevaplamadan sınavı bitiremiyorsunuz. Yani 13. soruya gerekli diye bir şık açtım. Yani siz ilk 12 soruyu yapıp 13. soruyu bitirmeden sınavı sonlandıramıyordunuz. Bunu sizin için koydum yani. Çünkü heyecanla sınav bitti, aman geç kalıyor, süre bitti derken tıklamayı unutabiliyormuşsunuz. O tıklamayı unutmayın diye koydum açıkçası. Yani bu da sizin için olan bir şey. Şimdi kafasına takılan bir şey var mı sınavla ilgili? Yok hocam. Sınavla hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam orada ben bronz diye var. Ben bronz J yerine J yazdım. J yerine J yazdım. Yani orada nerede? Bronzcuk, bronz, alvorlar diyerekten aklımda kalanlar sorusu vardı ama. Harfi yanlış mı yazdın? Evet, bronzcuk yazacağım ama bronzcuk yazdım. Yani. Bronzcuk diye bir yer var mı peki Oğuzhan? Yok hocam, bronz yani C. J'yi harfli olmaz. Harf yok, sıkıntı olmaz. Evet hocam, aklımda o kaldı da hocam. Sıkıntı hayır canım, aklına gelmiş sonuçta yani. Bir harfi yanlış yazmışsın diye sana puan mı kıracağız? Türk dili dersinde değiliz ki. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Yok yok, sıkıntı yok. O konularda bir sıkıntı yok. Sağ olun hocam. Bu arada şimdi WhatsApp grubunda konuyu çözdüğümüzü düşünüyorum ama bu emirle ilgili konuya da çok kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Özgüveniniz çok yüksek. Kimse de birbirinin yüzünü görmüyor. Bizim de yüzümüzü görmüyorsunuz. O yüzden çok böyle ben ilk WhatsApp grubu kurduğumuzda söylemiştim. Yakınlarda olsak ben çok güzel fabrika ayarlarına döndürürüm. Sıkıntı olmaz ama böyle klavyede başında çok fazla böyle özgüven yükseliyor. Böyle bir konu bir daha olursa, hatta şu anda bile eğer emir isterse çok kolay disiplin soruşturması başlatabiliriz. Hani burası eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ya da Kurtlar Vadisi değil. Burası sağlık hizmetleri, meslek sokul, tıbbi tanıtım ve pazarlama. Dediğim gibi bir kereye mahsus kendi adıma inisiyatif kullanmayacağım. Ama emir yine de isterse
çok kolay disiplin soruşturması da başlatabilirim. Bir daha böyle bir şey olursa mağdur durumda olan arkadaşınıza sormam. Direkt disiplin soruşturmasını başlatırım. Bak çok net söylüyorum. İçinizde kickboksçu da olabilir. İçinizde beyefendi de olabilir. İçinizde kendini Miroğlu sanan da olabilir. Ama onları gösterebileceği yer burası değil. Hepinizin benimle farklı samimiyetleri de olabilir. Ama böyle bir durumla karşıma geldiğinizde hepiniz benim için eşit seviyedesiniz. Ben Emir'i daha çok seviyorum ya da işte Hilal'i daha çok tanıyorum ya da Rabia benim eskiden öğrencim diye kimseye bir tolerans tanımayacağımı herkes çok iyi bilir. Çünkü içinde Allah korkusu olan bir adamım. Kimsenin hakkının kimseye geçmesini hayatta istemem. Çok adilimdir bu konularda. Bir daha kesinlikle böyle bir diyalog istemiyorum. Biz size o WhatsApp gruplarını insanlık olsun, iletişim hızlandıralım diye açıyoruz. Öyle bir zorunluluğumuz da yok. İstesek sadece mail yoluyla haberleşelim ya da mail bile gerek yok. OBS üzerinden bir sorunuz olduğunda mesaj atın da diyebiliriz. Bunu yapmıyorsak bunun değerini bilin. Ve sizden ricam muhatap olmayın. Herkes kendi kalitesini ortaya koyar bu tarz diyaloglarda, durumlarda. Benim sizden ricam, Emir de çok güzel yapmış, muhatap olmamış. Tebrik ediyorum Emir'cim seni de. Orada da Deniz Hocanız Emir'e bir görev vermiş, grubun yöneticisi. Emir kimsenin sağ kolu, sol kolu, bacağı kolu şeyi değil, ayağı değil. Orada bir görev. Burada da ben Mercan'dan rica etmiştim. Sağ olsun, teşekkür ederim ona da. Grubu kurdu, bir şeyler yaptı. Bunlar bu arkadaşlarınızla iş yükü arkadaşlar. İşte diğer arkadaşınız evde otururken Mercan bu grupları kurmakla uğraştı yani, anladınız mı? İşte diğer tarafta Emir belki onunla uğraştı. Burada hiç kimse kimseye bir şey diyemez, böyle bir saygısızlık yapamaz. Ve en kötüsü de hiç tanımadığınız hocalarınızın gözünde böyle bir imajla sonrasında okula geliyor olacaksınız. Çok kötü bir şey. Dediğim gibi hepiniz aşiret de olabilirsiniz, kickboksçu da olabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, hatırlıyor musunuz? Survivor'da Atakan vardı bir tane kickboksçu. Ne kadar itici konuşuyordu değil mi? Yok, sizi şöyle yaparım, böyle yaparım. Sevimli geliyor muydu o görüntüler size? Yani burada sivrilmek için zekanızı kullanın arkadaşlar. Eğer burada WhatsApp grubunda ya da bir yerde sivrilmek istiyorsanız zekanızı kullanın ya. Bence daha iyi sivrilirsiniz. Zeki insanları daha çok severler. Kaba insanları kimse sevmez yani. Efendim Rabia? Hocam şimdi zeka falan deyince size aklıma geldi. Tam bunu hatırlamadığım için soracağım. Hani şu %10'luk muhabbet var ya hocam, dönem sonundaki. Evet. Biz onda birinci öğretimlerle ikinci öğretim ortak olarak değerlendiriliyorduk değil mi? Hayır. Ayrı ayrı mı değerlendiriliyoruz? Evet, aynen. Aynen. Rabia'nın da söylediği şu, ikinci öğretim olup, %10'luk dilime girerseniz sınıfınızda bir sonraki dönem harç ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ya da dilekçe verip gündüze geçebiliyorsunuz. Yani ikinci öğretimlerde ilk %10'luk dilime girmek böyle bir avantaj sağlıyor. Rica ederim Rabia. İlk hocam da hedefim girersen... şu anda çünkü yani okula gelmediğim, okula para verdiğim için şu an üzülüyorum. Evet. Evet, ama okula para vermenizin ondan sebebi sadece gelip gelmemek değil, belirli bir puanla da giriyorsunuz yani. Sonuçta daha düşük puanla giriyorsunuz. Evet, yorum yapmak isteyen ya da sorusu olan var mı? Evet Oğuzhan. Hocam o dilime girmek için kaç sınıfın ortalamasından mı çıkıyor? Sınıfın ortalamasından çıkıyor aynen yani. Sınıfın başarısı sizin o yüzdelik diliminizi ortaya çıkartıyor. Geçen sene 3.80 yani... falan vardı, 3.60 falan vardı. Ama bizim bölümde TTP'de 3.10'la 3.20 ile falan %10'a muhtemelen geliniyordu. Yok hocam, TTP'de yine 360 falan filan vardı, ben baktım geçen sene. Gerçi şu var, ikinci öğretimde şöyle bir sıkıntı var bu sene. İki kişi falan girebilecek evet, muhtemelen. Çünkü 25 kişi falan sınıf. O da ilk iki kişi falan %10'a girecek yani. Sonrasında dilekçeyle vesaireyle başvurabilir miyiz? Mesela ikinci sene okullar açılmayacaksa hani boş boşuna para vermeyelim mantığıyla dilekçe verebilecek miyiz? Yani ilk %10'a girersem mi? Girmezsem.
Yok yok. Yani o okulların açılmasıyla alakalı yok değil dediğim gibi Gökmen. Yani bu işte mesela 300 puanla giriyor gündüzcü arkadaşın. Sen 260 ile giriyorsun ikinci öğretim olduğun için. Anladım. Ya benim puanım da yüksekti. Ben çalıştığım için hani ikinci öğretime aynen gireyim dedim. Ama patladı elimizde Şirabi Hanım dediği gibi. Yani sen şu dönemi birinci dönem yani bir uzaktan olacağını bilseydin birinci sınıfı gündüzde para vermeden geçirip sonra dilekçe verip ikinci öğretime geçebilirdin. Hı, anladım. Ters yapmışız. Aynen. Şanssızlık oldu seninki ama olsun. Başka. Sana koymaz ya. Sen kazanıyorsun. Ya koymaz tabii de. Yani şey mevzusu var ya. Çok can sıkıcı oluyor. Böyle hani ben anlayabiliyorum. Ama hani tamamen birkaç kişiyle de görüşüyorum. Yani çalışıp da organize edemeyenler de oluyor. Derslere katılamayanlar. Sonra videoyu izlemek oluyor. Ama bu canlı size bir şey sorabilmek, karşımda ekranda sizi görmek daha farklı. Yani yoksa akşam 11'de de evet izlenebiliyor. Şey yapılabiliyor bir şekilde. Öyle böyle izleniyor. Ama hani bunun tadı olmuyor. Ya gelemiyoruz. Okula bari hani iki yüzünüzü görelim mantığıyla evet hareket ediyorum. Ya benim için de ben açıkçası hani zaten sonuçta sosyal bilimler okulumuz. Sonuçta tıbbi tanıtım pazarlama mezunu olacağız ve konuşmak en önemli işimiz. O yüzden ben böyle sadece ders anlattığım, şu diyalogları yapmadığımız, konuşmadığımız zamanlarda kendimi radyoda program yapan DJ'ler gibi hissediyorum ve açıkçası sizin konuşmamanıza da kızıyorum. Yani bana kalsa bir saatlik dersin yarım saatinde ders anlatırım, diğer yarım saatinde sizinle sohbet ederim ki konuştukça bir şeyler öğreniyorsunuz. O da bir ders aslında, o da bir hayat dersi. Çünkü şey kafası çok oluyor mesela, işte Gökmen'den örnek veriyorum ama mesela bir eğitimdesiniz, mümessil olmuşsunuz, 100 kişi işte sırayla kalkıyorlar, işte detailing dediğimiz ilaç tanıtımı yapıyorlar doktora ya da eczacıya. Oturan arkadaşlarımızın hepsi, yapan arkadaşımız sahnedeyken şöyle bir şey oluyor: ben olsam şöyle yaparım, ben olsam bunu demiştim, ben olsam işte bak bunu yanlış yapmazdım. Ama sahneye çıktığınızda, yani gerçekten kendiniz yaptığınızda o bambaşka bir havaya bürünüyor arkadaşlar. Anladınız mı? Mesela şöyle söyleyeyim. Ben şimdi Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk şeyime çıktım. İlk günüme çıktım. Hiç unutmam bak, Betül diye bir mümessille, benden işte belki 10 yaş büyük. O zamanlar Betül abla. Oryantasyona çıkıyorum arkadaşlar. İşte Betül beni izle diyor. Detailing yapıyor. İlaç tanıtımı yapıyor. İzliyorum Betül'ü. Dedi ki bak dedi, burası kulak burun boğaz kliniği. Buradaki hekimler biraz daha böyle relax tipler. Burada da zorlamazlar. Şimdi aldım elime. Hiç unutmuyorum. Vansehir diye bir ilaç çalışıyorum. Vansehir'i çalışırken işte montelukast sodyum etken maddeli. İşte bronşların açılmasında solunum yolları da etkili bir ilaç. Anlatıyorum işte. İndikasyonları alerjik rinit ve astım tedavisinde, kombine tedavide ya da işte mono tedavide çok rahat kullanabilirsiniz. Şudur budur. Anlatırken aklıma şu geldi. Ya eğitimde göz teması çok önemli demişlerdi. Çünkü ben nasıl anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle anatomi kitabını göstereyim. Böyle. Böyle ayaktayım. İşte elimde broşür bu şekilde tutuyorum böyle arkadan. Anlatıyorum. İşte doktor hanım şudur budur. İşte anatomi, fizyoloji, ders kitabı falan. Göz teması yok. Aklıma geldi. Nereden de geldi. Keşke gelmeseydi. Göz teması bir sağladım arkadaşlar. Ulan doktor çok güzelmiş. Çok güzel kadınmış yani. Göz göze bir geldik. Ben ne söyleyeceğimi unuttum. Durdum böyle. Ya dedim, o kadar güzelsiniz ki ne söyleyeceğimi unuttum dedim. Ben utandım. Kadın da utansın bari. Orada bir kahkaha muhabbet falan böyle. Mesela orada benim o cevabı bile verebiliyor olmam. Ben 28 yaşında ilaç mümessili oldum. Ondan önce de bir 6 yıl satış pazarlama tecrübem vardı. Yani benim için konuşmak çok zor bir şey değildi aslında. Ama işte mesela siz hiç konuşmuyorsunuz ya doğru düzgün. Konuşmadığınızda gerçekten kelime hazineniz ya da bu kelimeleri kullanmadaki özgüveniniz artmıyor arkadaşlar. Mesela işte Gökmen'in de eminim buna benzer hikayeleri, anıları vardır. Yani konuşmak çok önemli. Bizde mesela 5 haftalık eğitimde, 6 hafta biz eğitime tabi tutulduk Abdi İbrahim İlaç'ta.
5 haftalık eğitimde kitap bilgisi en zeki olanlar en yüksek notları aldı. Ama son hafta 6. haftada ne öğrendiğini ya da ne anladığını ifade etme kısmına geçildiğinde sosyal anlamda sosyal kabulü en yüksek arkadaşlar en yüksek notları almaya başladı. Çünkü kitaba çalışıp kağıda soruyu cevaplamak başka bir şeydir. O cevapladığın soruyu ifade edebiliyor olmak başka bir şeydir. O yüzden konuşun. Bazen saçmalayın. Bazen işte alakasız bir cümle kurun. Ama onları kura kura kurduğunuz cümlelerin alakasız olduğunu ve alakalı olanların ne olduğunu da benden öğreneceksiniz. Çünkü ben siz hiç konuşmazsanız hepsini bildiğinizi varsayıyorum. Bu arada Azat, duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Kıracağım senin kafanı ya. Niye hocam? 4 tane yanlışım var ya testlerde. Bütün derslere geliyorsun ya. İzlemedin mi YouTube'dan tekrar? Yapmadın mı? İzliyorum hocam da biraz şey oldu. Ne oldu? Heyecanlandım ilk falandı diye. Anladım. Bir daha olmasın bak. Ben çok üzülüyorum tamam. Böyle dersi takip eden aktif bir öğrencinin notunun düşük olmasını. Ha şu var. Klasikleri okurken ben o açığı biraz kapatırım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Niye ben size klasik soru soruyorum anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben soruları, testlere bakarken Azat'ı hatırladım mesela. Anladınız mı ne demek istediğimi bu derslere katılımın ne kadar önemli olduğunu? Şimdi daha iyi anladım. Aynen öyle. Yaptığınız hiçbir şey boşa değil arkadaşlar. Yaptığınız hiçbir şey boşa değil. Bu saatte buradaysanız, ben de buradaysam bunun mutlaka olumlu anlamda bir yansıması var. Mesela Instagram'da takipleştiklerimiz var. Hiç şey yapmam hani böyle, aa bak bu öğrenci, bunun fotoğrafını geçeyim demem mesela. Atıyorum işte Eslim Ecem Duran'ın bir fotoğrafı güzelse atıyorum beğenirim. Ya da işte Gökmen, geçen neydi Gökmen, ben kediye mi gönderdim senin? Kediye kafayı yedim ben hiç iyi evet, değilim ya. Bildiğin gibi ya. Değil. Hocam. Ya yeri gelmişken bu sınavlardan bağımsız bir şey ifade edebilir miyim? Evet. Biz böyle yani ben ve benim gibi işte birkaç kişi daha var. Hepimiz böyleyizdir mutlaka. Böyle içimiz gidiyor. Gelelim orada işte ne bileyim Kırklareli Camii'nde namaz kılalım, parkında iki bira içelim gibi aksiyonlar için kuduruyoruz. Şöyle bir şey var. Biz hatta böyle arabası olanlarla konuştuk işte. HES kodlarını alırız arkadaşların, kontrol ederiz, evlerinden alırız, şudur budur maliyet hesabı çıkartırız, mazot ödeyecek olanlardan falan diye. Ama şu anda sistem şuna döndü hocam, biz oraya geldik mi orada bir konaklamamız gerekecek çünkü 8'de her şey kapanacak, günübirlik gidip gelmek 9'da kapanacak, gidip gelmek hani şoför için de zor olacak hani çok miktarda kişi gelebilir diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi evet. Ben gruplarda onu böyle arkadaşlardan da istirham ediyorum. Hani bu ana gruplar var böyle 50-60 kişinin olduğu grup var bir tane. Oradan da fikir falan verirlerse ben şöyle bir şey düşündüm. Orada gene eski bir mesleği olan arkadaşımız var. Emlakçılık yapıyor. Kim? Bu tarz işte mesleğe vallahi hocam ismini hatırlamıyorum. Şimdi araba kullandığım için şeyden bakamadım. Telefondan bakarım. Sizinle de paylaşırım. Hani ondan bir günlük kiralık ev tutup kızlar erkekler için ayrı ayrı böyle aynı sitede. Öyle bir aksiyon olabilir. İşte bir şey, ne bileyim 5'er kişi 10'ar kişi yaparız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hani oradan bir fiyat alırsınız. Tamam hocam. Fiyatın ekonomik olması açısından sadece doğalgaz ne kadar ısıtır bilmiyorum. Şu anda doğalgazı kapalı çünkü. Normalde benim bir kız öğrenci yurdum var. Bir günlüğüne orayı açabiliriz size. Çok uygun. Hocam hiç uğraşmayalım o zaman. Oraya üzerinden hani günlük ne bileyim işte olur. Kişi başı 50 lira. 50 lira yapıp... Aynen. Süper. Süper hocam ya. Ben bunu bilmiyorum. Kız kardeşimi altında... de yazdıralım oraya. Olur. 100 liranın altında çünkü 150 liranın altında günlük kiralık yoktur. Bu arada çok talep var ya günlük kiralıklara. Aynen hocam. Alt katta erkekler yatar, üst katta kızlar yatar. Çok da sıkıntı olur, yok. Onu çözeriz. O beraber. Sadece içeride sigara içebilecek miyiz? Bize onun izni verdin mi? Balkon gerisi var. Kolay. Sigara içecek balkon tamam. Var.
Tamam hocam. Bir Migros'a uğrarız. Gerisi aynen. Kolay. Aa, tamam süper. Tamam ya, yemeği dışarıdan hani pizza mizza söyleriz. Olur. Toparlanırız. Onu orada organize ederiz. Ya toplu alırız ya herkes içeceği yok, kadar yok, alır. Yemeği de Green Chef var burada. Green Chef'ten uygun bir şekilde hallettiririz. Aa tamam. O zaman yani önümüzdeki yani bu hafta artık gerçi geç oldu biraz da. Ben bir gruba tekrar yazarım. Sadece öğrencilerin olduğu gruba. Bir ortak bir tarih belirleriz. Gelecek olan arkadaşları toparlarız bir yerlerden. Ben İzmit'ten geliyorum. Toplaya toplaya gelirim. Bizim Serdar Bekir var. Serdar'da araba var. Onun bir gelecektir. Onunla işte mazot desteği sağlar. Başkasının arabası varsa o toplar. En azından gelir. O benim yurtta şöyle bir faydası da olur. En azından 40'lar elde oturan arkadaşlar da geldiğinde girip çıkması falan rahat oluruz yani. Aynen hocam. Süper olur valla. Ben bunu bilmiyordum. Yeri nerede evet, hocam evet. Tam olarak? Line Otel'in yanında. Müftülüğün o tarafta mı? Belediye binası var ya. Ha biliyorum da ana caddede. Oh, Mert, konum belediye da güzel. Binasına gelmeden 50 metre aşağıda hemen. Otobüs duraklarında. Tamam var. Hocam. Tamam süper. Çarşı merkezinde vallahi... ya. Yürüyerek çarşı falan gezilebiliyor yani. Tamam ben çok gezdim oraları. Biliyorum az çok. Konumunu süperdi yani. Aynen. Anladım şimdi. Yani Instagram'dan bakabilirsiniz. Acar Kız Pansiyonu diye. Acar Kız Pansiyonu. Tamam hocam not aldım şimdi. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Ne demek arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Hep aynı kişilerle konuşuyoruz. Buse Cesur. Hocam. Öyle Emir. Bu buluşma olayı falan var ya. Yani evet. 20 yaş altı da bayağı insan var. Yani sıkıntı çıkmaz mı şu sıralar? 20 yaş altına mı yasak var? Onlar gelemiyor aynen. Zaten. Yani 20 yaş altı gelemeyecek ya, yani. Ya sadece yani. 40'ları. Aynen 40, hocam. Ya benim de içim gitti. Ama yapacak bir şey yok. Piyango vurdu. Ben ancak bu 7 Aralık haftası gelebilirim diye hesap etmiştim. Birkaç işte eşin dostu sağlık problemleri var. Onları çözeceğim. Büyük ihtimalle haftaya kalacak bu işte. Haftaya pazartesi salı okuldayım ben. Gerçi fark etmez. Tamam. Çarşamba da gelseniz ben okula geliriz beraber. Sorun olmaz. Buralardayım zaten. Yo salı günü iyidir ya. Salı gününe göre organize oluruz. Pazartesi trafik olur, şu olur, bu olur. Toplaya toplaya. Kitap olayını da bir organize edin bak. Sonrasında evet. Yaşamayın kitapları. Ben gibi. Bana geri dönenler oldu. İsimlerini yazdım arkadaşların. Ben oraya geleceğim netleştiği tamam. Zaman bir gün önceden alacağım. İvan'da gönderdikleri zaman pazartesi. Salı günleri kargo aynen. Ücret ödemeli olarak şeyden PTT'den yollayacağım. En ucuz PTT diye. Aynen. Adres bilgine. Uğraşırım ya. Çok dert değil. Aynen. Efendim hocam bana seslendiniz. Evet Buse anlat bakalım sesin çıkmıyor. Ne yaptın sınavda? Hocam iyi geçti benim. Ben zaten çalışmıştım. YouTube'a falan filan da bakmıştım. Slide'dan tamam. Not aldığım şeyler de vardı. İyi geçti yani gayet iyiydi. Tamam. Cenk? Efendim hocam. Sen anlat bakayım. Sesinizi böyle duyacağım artık mecburen. Hocam benim sınavım iyi geçti. Tamam. Öyle. Dilaver? Ölü balıkları bulalım. Dilaver Güngör. Seni nasıl geçti bakayım? Hocam ölü balık değil hocam. Şu an dışarıdayım o yüzden konuşamıyorum. Ya, olsun. Nasıl geçti sınavın? İyiydi hocam. Güzel geçti. Tamam. Emre Cantaşkın. Bir de böyle şey oluyor bazen. Mükemmel geçti sınavlar. İyi miydi? Şimdi bu çok soruları cevapladık ya. Yanlışın var mı hiç hatırlıyor musun? Hocam olmaması lazım. Notta çıkartmıştım o kadar. Tamam. Şimdi böyle sırayla sormaya başlıyorum ya. Mesela Emrecan'a geliyorum. Emrecan'ın altında atıyorum Eslim var. Onun altında Gökçe var. İşte onun altında Gökmen var. Bir bakıyorum Gökmen kayboluyor. Sıra ona gelecek ya yavaş yavaş böyle. Sanki konuştuklarında bana konuşuyorlar yani. Sırf siz sesinizi duyalım diye soruyorum bu şekilde. Evet Eslim Ecem sana bir soru. Eslim'i mi kullanıyorsun Ecem'i mi? Eslim. Eslim tamam. Bazen böyle ikisini birden kullananlar oluyor ya. Senin nasıl geçti sınavın? Güzeldi hocam. Ben de YouTube'dan izleyip not aldım. Not çıkardım tamam. Oradan. Çok güzel. Nasıl? YouTube güzel. Çok faydalı oldu değil mi? Evet çok daha iyi oldu. Çalışıyordum ben de. Derslere katılamadım çok fazla. Şu an çalışmıyorum da. Tamam. Oradan izledim ben de sınav haftası işte. Evet işte mesela bu videoyu koymayacağım belki ama. Mesela yarın anatomi fizyoloji videosunu hemen koyacağım. Bu sefer böyle beklemeyeceğiz yani. Hemen haftalık evet. O hafta videoları koyacağım. Oradan da tekrar yapabileceksiniz. Evet çok daha iyi oluyor. Hı-hı. Gökçe Topallar. Tamam abi. Efendim hocam. Nasıl geçti bakalım?
şey söylüyorum. Hocam açıkçası aksilik beni bulur diye çok korktum ama sakin sakin yaptım. Gel mikrofonunu kapat. Ben sınav süreçte soru. Geçen hafta sınav haftasıydı ya. Durun Hilal'i dinleyelim biraz, kapatmayın. Bu kız beni öldürecek ya. Bu kız beni gerçekten öldürecek. Durun Hilal'i dinleyelim. Kapat. Sessiz olun. Allah bak neredeyse konuşmasın onunla. Aynı soru. Susun susun. Hangi soru konuşsa? Abi ya. Nasıl bu da online eğitimin en eğlenceli kısmı değil mi arkadaşlar? Çok zevkli hocam. Saf ya işte. Hilal de biraz... Hocam ben dersten olarak çıkmıştı. Zorla derse geri aldım. Derse geri aldım. İnsan derse girdi yeni mikrofonu kapatır ya. Evet şimdi dersten çıkmıştım. Şimdi tekrar derse girdim. Hilal tüm konuşmanı duydu herkes. Gerçekten. Salak ya. Evet. Bak sürekli hocam bana salak diyorsunuz. Bunu sordum size bir kere daha. Sevdiklerime işte, söylüyorum dediniz. Evet ama bu sefer orijinal evet, salak geldi. Yani. Evet Gökçe sendeyiz. Hocam aslında aksilik yaşarım diye korktum ama sakin sakin yaptım ya. Bir sıkıntı yoktu. İyi. Zamanı yönettiniz. Evet. Hatta kalmıştı bir 5 dakikada falan kontrol yaptım. Tamam süper. Gökmen senin nasıl geçti? Evet. Gökmen. Hilal. Hilal Kılıç. Şimdi de telefonun cebine koymuştur. Hayır elimde. Hilal bütün konuştuklarını duyduk arkadaşınla ya. Arkadaşın değil abim. Abi fark etmez işte yanında kim varsa. Ne konuştuk, hiçbir şey konuşmadık. Ders hakkında konuşuyorduk. Bekledim yerimde. Ben bana sallayacak mısın bakalım diye ama sallamadım. Hayır, yani. Hayır aşağı öyle bir şey yapmam. Nasıl geçti sınav? Sınav güzeldi, hiçbir sıkıntım olmadı. Tek inkılap biraz zorladı. Ondan da zaten bir tık beklediğimden düşük aldım. Hilal'cim biz toplam kalite stratejileri dersindeyiz şu anda. Hilal'in tamam, genel sınavlarını konuşmuyoruz. Ya, toplam tamam, kalite stratejilerini konuşuyoruz. O sınavda gayet iyiydim. 3 tane yanlış. 3 tane yanlışım var. 3 tane yanlışım var. Evet. İmkansız ya 3 tane yanlış. İyi, açıklanınca görürsün. Allah Allah. Şaka şaka. Ben nereden hatırlayayım? Yok ben biliyorum, çok iyi verdim. İyi hadi bakalım. Miray Özkurt. Evet hocam. Senin nasıldı? Benim de gayet iyi geçti. Güzeldi, en son kontrol etmeye falan da zamanım kalmıştı. İyi geçti tamam. Yani. Peki Neslihan Hata. Ya Neslihan nasıl bir soy isim bu ya? Hata diye soy isim mi olur? İyiydi hocam benim de, güzel geçti. Hı-hı. Bu soy ismi çok aradın mı? Ben aramadım hocam. Babam bulmuş zaten diyorsun. Yani bizimkiler bulmuş. Hata. Neyin şarkısı vardı Hata diye, o geldi aklıma. Bilmiyorum. Hatayı ben en başında yaptım. Hata seni sevmek, yok tamam. Hata seni sevmek. Oğuzhan. Ulan Oğuzhan. Hocam benim de gayet güzel geçti. Ben Oğuzhan, sen çalışıyorum hocam. Nerelisin oğlum? Efendim hocam? Nerelisin sen? Benim aslım küçük Adana hocam. Adanalısın tamam. Evet ama Trakya bölgesinde yaşıyorum. Tekirdağ'da yaşıyorum hocam. Nerede doğdun? Karakoçan, Elazığ. Doğum yerim oraymış. Tamam. İyi miydi diyorsun yani? Ben iyi geçtiğini düşünüyorum hocam. İyiydi yani. Geçtiğini düşünmüyorum öyle. Tamam süper. Rabia senin? İşte bir yazılardı birazcık. Hocam zaten ben sınavdan sonra da konuşmuştum. Sınavım çok mükemmel geçti ama ben bir tane soruyu normalde sizin kolay sorduğunuz bilmeme rağmen zorlamışsınızdır diye düşünüp farklı bir şey anlayıp farklı bir cevap verdim yarısına sorunun. Ya aptal mısın sen? Ben ne zaman zorladım ki bugüne kadar yani? İşte aptal sarışınlık bulaşıcı galiba. Hilal'den bulaştı galiba sana biraz. Galiba. Ben sınavda ne zaman zorlamışım ya bugüne kadar birini? Ya bir de size bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim ikinci öğretmenler rektöre falan filan hani sınava hakkında taktik falan verdi. Sana önce anlattım hani bir şeyler söyledim falan. Sonra ne olduysa soruyu yanlış anladım, bir şeyler oldu yani. Sorunun yarısı yanlış o yüzden yani. Ben bir tek şu an ikinci sınıf olan tıbbi tanıtım ve pazarlama ikinci öğretimlere kafayı taktım biraz.
onlara, onların sınavlarını okurken ya da onlara soru sorarken biraz farklı soruyorum. Onun dışında benim hiç öğrenciyi zorlamak tarzım değil zaten. Biliyorum, biliyorum ama işte. Rümeysa Bek. Rümeysa Bek nerede acaba? Rümeysa Bek yok, tamam. Sefer. Merhaba hocam. Merhaba Sefer'cim. Anlat bakalım. Nasıl geçti sınavı? İyi geçti hocam ya. İşte bir tane soru yapamadım galiba. Yani o var sadece. Aynen, klasikti. Sallasaydım yani 90 şey. Üstü falan bekliyorum sınavdan. Oğlum yani. Klasik yapamayıp nasıl 90 üstü alacaksın? Ya hocam şimdi yeni kalktım da biraz. He, rakamlar biraz karışık diyorsun yani. Evet. Olsun. Selin? Bak Selin dedim, Selin kayboldu. Sena Çinko? Malkara'ya uzanıyoruz. Benim de iyi geçti. Şu an Malkara'ya bağlanıyoruz sayın seyirciler. Evet. Sena, Malkara'da mısın hala? Evet hocam. Çarşamba, perşembe akşamı Uppsala'ya gideceğim ben de annemi görmeye. Evet. Nasıl geçti bakalım? Benim iyi geçti. Zamanım da kaldı. Kontrol ettim. Süper. Bu şey klasiklerde biraz emin değilim ama doğru da olabilir. Of. Bilerek yazdığınızı hissettiğimde puan veririm. Hiç sıkıntı yok. Yani illa birebir slaytlardaki aynı şeyi yazmanıza gerek yok. Bilerek yazdığınızı istediğim yeter ki. Serdar Bekir Tekin. Merhaba hocam. Evet Serdar'cığım, nasıl geçti? Vallahi hocam mübalağa yapmak gibi olmasın ama 100 bekliyorum ben. Oo süper. Hepsine emin olup işaretledim yani. Tamam, bu arada Serdar'la konuşurken aklıma geldi. Ben Deniz hocanızla konuştum. Hani o grupta yaşadığınız bir sıkıntı olmuş anladığım kadarıyla. Bir öğrenci arkadaşımız biraz üslupla ilgili ya da hocayı böyle sanki sorgular gibi bir havada bir şeyler yazmış. Mesela orada da sordum Deniz hocaya. İsterseniz dedim öğrenciyle görüşebiliriz. Çünkü arkadaşlar hayatta en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Bilmediğiniz konuda fikrinizin olması. Şimdi Serdar'dayken geldi diye, yani Serdar'a söylemiyorum bunu bu arada, hani o ekran görüntüleri bana geliyor o arkadaşınızın yazdıklarıyla ilgili her yerden, Deniz hocanızdan. Arkadaşınız hocanıza diyor ki yarım saat erken kapatmışsınız. Arkadaşlar sizce 15 gün ya da 10 gün önce sisteme başlangıca bitiş saatlerini hocanız girmişken işi gücü bırakıp durup dururken yarım saat erken kapatır mı sizce o sistemi? Bununla uğraşır mı sizce? Yani ben atıyorum bugün ayın kaçı? 15'i mesela. Ayın 1'inde sisteme ödev yüklenmesi için bir ödev yüklemişim. Demişim ki 1 Aralık sabah 8'de başlayacak. 15 Aralık işte 19'da bitecek. Ya ben bir daha ona bakmıyorum ki zaten 18.30'da girip sistemi kapatayım yani. Hani öğrencinin bilgisi yok ama bilgisi olmadığı konuda fikri var. Yani... Ve hocayla konuşma uslubun. İstersem 18.45, 18.50'de de girebilirim. Ya gir bana ne? Zaten hocan onu tutup da kafasına göre 18.30'da kapatmaz ki. Bununla uğraşmaz kadın zaten. Ben 15 Aralık atıyorum 19'da kapansın diye sisteme girdiysem belki de o ödevlere daha 5 gün hiç ellemeyeceğim bile zaten. Şey mi sanıyorsunuz siz? Biz bilgisayarın başında oturuyoruz. 15 Aralık gelsin 19. Hemen 19.01'de girip bakalım mı? Heyecanla bakıyoruz mu sanıyorsunuz? Bakın sınavlar bitti. Ben sınavların daha bir tanesini okumadım. Yani sınavlar bittiği gibi sınavlara bakmıyoruz ki ya da ödevler yüklenme süresi dolduğu gibi aa girelim bunu hemen kapatalım. Böyle bir şey yok yani. O kadın zaten o kapanma süresini sınav oluştururken yazmış. Hocam yarım saat erken kapatmışsınız. Ya kaç yıldır Teams kullanıyorsun da bu olayların bu şekilde geliştiği konuda bir fikrim var yani. Yani arkadaşlar üslup çok önemlidir bak. Hocanın öğrenciden beklediği tek şey üsluptur. Üslubuna dikkat edeceksin. Onun dışında zaten olumlu anlamda hoca size birçok şey katkı sağlamaya çalışıyor. Ve Deniz hocanıza düşünün. Ya sizi iletişim kuramadığınız, cep telefonunu bile bilmediğiniz hocalarınız var ya. Hani normalde bayan hocalar da çok sevmezler bu tarz iletişim bilgilerini vermeyi. Ama ben sizin adınıza konuştum. Çok net şunu söyledim hocanıza. Hocam dedim normalde ben TTP 1'lerden gayet memnunum.
Evet, katılım dedim çok yüksek seviyede değil ama katılan arkadaşlarımız en azından sürekli katılıyorlar derslere. Bir ya da iki kişinin yaptığı hatayı dedim sınıfa mal edip sınıfı zor duruma sokma. Bir konuda karar alacaksan ya da bir konuda karar vereceksen kişiselleştirerek ver. Sınıfa olsun. Serdar'da 100 bekliyorum dedi. Vay be Serdar. 95 alırsan ne yapacağız? Efendim hocam anlamadım pardon. 95 alırsan bir dondurmanı yerim o zaman. Ayıp ediyorsunuz hocam ya. Tamam, dondurma dükkanı açalım size. Salıya kadar okuyacağım sınavları. Eğer 95 alırsan gelirken bir tane magnum getiriyorsun. Yüzüm var hocam, yüzüm kesin var. Şaka yapıyorum. Evet Tamer. Evet hocam, buyurun. Nasıl geçti, anlat bakalım. Sınav iyiydi. 80 üstü bekliyorum yani. 80 üstü iyi, güzel sonuç. Sınıf ortalaması zaten 80 falan olur. Ortalamanın üstünde bekliyorum diyorsun yani. Aynen. Özel şeker. Tebrik ediyorum o zaman seni. Yok, Tuncay gelmiş. Tuncay Öztürk. Benim de çok iyi geçti. 100 bekliyorum. 100 bekliyorsun. Bak 100 bekliyoruz deyince böyle olayı iddiaya çeviriyorum ben hemen. Seninle de girelim o zaman iddiaya. Ha bu arada iddiaya giremeyiz ki ya. Ben size kafa canım isterse 98 veririm yani. Değil mi Tuncay? Hayda. Hocam olmadı bu. Baktım şimdi iddiaya girdik. Oyuncu Serdar bunu bilmeden onayladı ama işte haydi onayladı yani biraz. Bir kelimeyi yanlış yazma ihtimalin var mı Serdar klasiklerde? Yok hocam. Yani bir kelime bile yanlış değil diyorsun. Hepsi doğru. Ben öyle düşünüyorum yani. Umarım yanılıp rezil olmam. Hayır be, yani niye rezil olacaksın? Ne olacak? Kendi aramızda burada sohbet ediyoruz yani. Peki. Serdar şu an Magnum'un fiyatına bakıyor hocam. Olabilir. Olabilir. Ya Serdar ya. Gitti Magnum. Evet. Gitsin sıra... hocam, feda olsun size. Sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Biz şeker. Evet hocam. Senin nasıl, anlat bakalım. Git. Hocam ben 80-85 üstü bekliyorum ya. 80-85 üstü. İyi puan mı aldın? Ben 100 beklemiyorum hocam. Dondurma bana kalsın diyorsun yani. Aynen hocam. Çok mantıklı. Çok akıllıca. Yağmur? Hocam toplam kaliteden 100 bekliyordum ama artık beklemiyorum. Sanırsam bir sorum yanlış. Hangisi? Hocam şu liderle yönetici arasında kalmıştım. Muhtemelen o lider olanı ben yönetici yaptım. Orada yanlış yaptım sanırım ama anatomi için bekliyordum. Onda da göğüs boşluğundaki olan %90 yanlış. Çünkü ben onu mide yaptım. Allah seni kahretmesin. Yani aynaya baksan midenin nerede olduğunu anlarsın yani. Ya evet hocam ama bilmiyorum, o anda öyle düşündüm. Yani şöyle bir düşündüm, iki şık arasında kaldım. Dedim ki mideyi işaretleyeyim, işaretledim, yolladım. Olsun, canın sağ olsun. O da nazar boncuğu olsun. Öyle hocam. Bu arada Yağmur benim yani canlı olarak yüzünü gördüğüm ender öğrencilerimden bir tanesi TTP1'lerden. O da ne, bir evrak getirmiştin değil mi Yağmur? Bir şey getirmiştin. Evet hocam, evrak teslimi yapıyordum. Hatta siz dediniz ki evrak teslimini hallettikten sonra odama gel böyle. İlk başta bir panik oldum. Dedim ki ne oluyor acaba? Hayırdır, hayırdır, dakika bir gol bir. Evet, sonra anladım ki aynen, iletişim aynen içinmiş. Aynen. İyi. Açıkçası sizin sınavlarınızın iyi geçmesi beni mutlu ediyor. Çünkü benim dediğim gibi hiçbir zaman sınavlar esnasında bir not kaygısıyla ya da sizin düşük not almanız için sınav yapmıyorum arkadaşlar. Benim sınav yapma kriterim sadece sistem böyle istediği için. Yoksa benim için önemli olan birinci haftada girdiğinizle ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta üstüne bir şeyler koyabiliyorsak bu ders anlamında işte kalitenin ne olduğunu, kalitesizliğin ne olduğunu ve kendi kalitenizi bile biraz geliştiriyor olsanız benim için yeterli. O yüzden sınavlarınızın iyi geçmesi de benim için güzel bir şey. Ve biliyorum ki aileniz de mutlu oluyor. 80, 90, 100 aldığınız sınavları ailenizle paylaştığınızda onlar da mutlu oluyor. Daha dün tıbbi dokumentasyon ve sekreterlikten mesela bir mezuniyet yaptık. Bir öğrencimizi mezun ettik. Babası aradı, teşekkür etti. Çünkü sevdiğim bir çocuktu Batuhan. Burada yaşıyor zaten 40'lı 50'li. Babasıyla da tanışmak. Onayladınız mı? Aynen. Batuhan dün mezun oldu. KFS tercih yapabildi sonunda. Dün son aynen, ben de onu bekliyordum.
Hani o yüzden benim için hani bunlar çok önemli. Notlarınızın iyi olması açıkçası önemli. Hatta dün ya da geçen gün Deniz Hoca'yla da konuşuyorduk. Hocam sen geldikten sonra öğrencilerin ortalamaları yükseldi dedi. Çünkü her yerde oluyor. Bazı hocaların ortalamanızı düşürmek için çok garip soruları olabiliyor. Bazı hocalarınızın da en azından ortalamanızı yükseltmek için bir çabası olsun ki ortada bir şekilde dengelenin. Ve bence bunlar motivasyon kaynağı. Yani her sınavdan 30-40-50 alan, sürekli zorlanan bir öğrencinin okula motivasyonu da düşebilir. O yüzden benim amacım sizi okula da motive edebiliyor olmak. Hani bugün bu şekilde açıkçası bitireceğiz arkadaşlar. Bu hafta bu derste ders işlemesek de olur. Yarın anatomi işleriz zaten. Sorusu olan var mı? Hocam biz bu grup olduk ya. Evet. Anatomide. Onları evet. Ödev dağılımını yarın mı yapacaksınız? Yarın konuşacağız. Aynen evet. Bunları yarın konuşacağız. Ona göre bir yol çizeceğiz. O konuda bir fikrim var çünkü. Ona göre size bir yol çizeceğiz. Sıkıntı yok yani. Onu hallederiz. Tamam hocam. Teşekkürler. Evet. Sorusu olan. Tamam. O zaman yine sorunuz olursa zaten yarın anatomi fizyoloji dersinde de konuşuruz. Dersi bitiriyoruz o zaman şimdilik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Koronaya da dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın. İyi akşamlar hocam. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hocam yardım bu arada Yasin Hoca iyileşsin biliyor musunuz? Kim? Yasin Hoca.